Bir kardeşimiz bize kuantumla ilgili bir soru sormuş. Kuantum entanglement'ı anlatır mısınız diye. Ben bu kelimenin Türkçesine o kadar şey yapmıyorum. Biraz değişik. Kuantum dolanıklığı. Kuantum dolanıklığının iman hakikati yönünü anlatalım o zaman. Çünkü Avrupa'daki kızılgerdan kuşlarının gözlerinde bu sistem kullanılarak araştırmacıların yeni ortaya çıkardığı bilgilerle bu sistem kullanılarak dünyanın manyetik alanı çok güzel bir şekilde görüntüleniyor. Bunun için de Oxford'da fizikçilerden Simon Benjamin şöyle diyor, bir canlının vücudunda nasıl olur da bizim laboratuvarda yaptığımız görüntüleme sistemlerinden çok daha iyi bir sistem var olabilir diye soruyor. Bu gerçekten çok olağanüstü bir şey diye de yorumlamış kendisi. Gerçekten böyle bir şeyin işte evrimle, tesadüfle, mutasyonla hiçbir şekilde açıklanması mümkün olmaz. Bu nasıl bir şey onu anlatalım. Şimdi özel 1970'lerde ilk bu fikir ortaya atıldığında kuşların diğer bazı canlılar gibi dünyanın manyetik alanını işte jeomanyetik bir şekilde tespit ettikleri ileri sürülmüştü. Daha sonrasında bazı özel optik hücreler keşfettiler. Bu özel optik hücrelerin ürettiği özel bir protein keşfettiler. Ve bu proteinde kriptokrom proteini, bu proteine bir foton çarptığında kriptokrom işte bu kuantum düzeyindeki bir takım elektronları harekete geçiriyor ve bu harekette kuşun gözünde bir görüntü meydana getiriyor. Dünyanın manyetik alanını tespit edebileceği gibi. Çok değişik ama maşallah. Maşallah. Yani, maşallah. Şimdi buradaki mantık şu, iki elektron birbirinden birkaç nanometre daha farklı yerde ve kendi yörüngelerindeki bu dünyanın manyetik alanına bağlı olarak bu sapmalarından kaynaklanan bir fark var bu ikisi arasında. İşte bu ikisi arasındaki fark farklı biyokimyasal reaksiyonları meydana getiriyor ve bu reaksiyonlar sonucunda da kuşun gözünde böyle bir harita gibi bir görüntü meydana geliyor maşallah. Maşallah. İşte bunu kuşlar gözlerinde 20 nanosaniye daha fazla tutabiliyorlar. Laboratuvar ortamında mutlak sıfırda ancak bu 1-2 yani saniyenin milyonda birkaçı kadar bir süre ancak tutulabiliyor ama kuşların gözlerinde bu 20 nanosaniye daha fazla durabiliyor. Bu çok olağanüstü bir şey gerçekten. Maşallah. Ve kuşların gözlerini diğer birçok canlının da bu sistemi kullandığını keşfetmişler. Kuantum fiziğinin temelini kullanarak böyle bir yapı olması Allah'ın yaratmasının çok büyük delillerinden bir tanesi maşallah. Maşallah.